Merhabalar, Işın'la Pratik Bilgiler'desiniz. Şimdi sizlerle çok basit, çok kolay elimizdeki malzemeleri de değerlendirebileceğimiz bir turşu kurma olayına giriyoruz. Ana malzemelerimiz, elimizde beyaz lahanamız var, tam kış sezonundayız. Biraz sirkem kalmış, limon tuzum var, boş kavanozum, dediğim gibi beyaz lahanam, biraz sarımsağım. Ve suyumla ben turşu kurmaya başlıyorum. Öncelikle yapacak olduğumuz işlemleri anlatayım size. Temizlenip daha önceden ayıklanmış ve doğranmış olan beyaz lahanam var. Bunları temiz, daha önceden hijyenini sağladığım bir kavanoza, ağzı kapaklı cam bir kavanoza yerleştiriyorum. Bunları yaparken aralarına sarımsak, temizlemiş olduğum sarımsaklardan bir kısım daha atabilirim. Şöyle bastırarak yaparsanız diplerine doğru iyi sonuç alırsınız. Evet. Şu şekilde. Şöyle bastırın lütfen. Boşluk mümkün olduğu kadar kalmaması için uğraşın. Kalan sarımsaklarımı atıyorum. Genelde sarımsak tercihi insanların hani damak tatlarıyla da bağlantılı oluyor. Şimdi genelde ben yumuşak sarımsaklarla çalışıyorum. Dosya belirteyim. Çok sert kısımlarını bırakacağım. Farklı değerlendirdiğim şeyler bunlar. Evet. Şimdi bu kısmı biraz daha sert olan kısımdı. Bunları ayıklayarak şöyle alayım önümden. Evet. Şimdi kavanozumuzu aldık. Bunun üzerine sirkem, elma sirkem vardı. Onu tamamen boca ediyorum. Yaklaşık işte bir su bardağı kadardır diyebilirim. Limon tuzundan çok fazla olmamakla beraber şöyle atıyorum. Bu içerisinde çözünecek zaten bir zaman sonra. 2 avuç kadar atsam bence yeterli. Çok da fazla limon tuzu asidik olacağı için eritecek bu sefer çünkü. Ve üzerine evet suyumuzu ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi seviye çıkıyor, 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 çıkıyor. Ve yukarıya kadar geldi. Evet. Şimdiden sirkenin sarımsağın kokusu geliyor. İnanın bana. Evet. Üzerinde şöylece kapatıyoruz. Evet. Şimdi bu ürünümüzü 15 gün kadar ışık almayan bir bölgede altına bir kap koyarak, çünkü taşma durumu olacaktır. Turşu olmaya başladıkça suyunu dışarıya verecek ve yükselecektir. Dolayısıyla eğer büyük kaplar kullanıyorsanız, turşu taşı dediğimiz bir olay vardı. Bilmiyorum, büyüklerinizde görmüş müydünüz? Genellikle bu tip kavanozların ya da bidonların üzerine taşmaması için iç kısmına, kapağın iç kısmına turşu taşı, taş konulurdu. Şimdi burada öyle bir şey yok. Biz yakın zamanlarda tüketeceğimiz için bunu yapıyoruz. Bir de bunu hızlı vaziyette olsun istemedim ben. Zaten limon tuzu yeterince var, sarımsağı yeterince var, tuzumuz yeterince var içerisinde. Böylelikle bu ürünümüz, gördüğünüz gibi hava çıkışları da var. Bu ürünümüz 15 gün boyunca, yaklaşık 2 hafta bir karanlık bölgede tutuyoruz. Altına bir kabın içine koyun, taşkanlarını kullanmayınız. Şimdiden afiyet şeker olsun. Ağız tadıyla tüketmeniz dileğiyle.